Salarha Kent. En önemli benim için bu seçimde vazgeçilmez. Zaten bu konuyla ilgili, bu Salarha Kent projesiyle ilgili şu anki iktidara birkaç soru da sormam gerekiyor. Şimdi hepimiz biliyoruz, Rize'de kiralar yüksek, neredeyse İstanbul seviyesinde. Rize'de metrekare daire başları, yani metrekareye düşen fiyat birimi çok yüksek. 100 metrekare daireler 5 milyar, 6 milyarlardan satılıyor. Daha önce bildiğimiz kadarıyla bize gelen söylentilerde Salarha'da yeni bir kent kurulması istenilmiş TOKİ tarafından. Yalnız bu çok daha kapsamlı ve ufaltılmış. Ve TOKİ Anadolu'da en ufak bir ilçede binlerce TOKİ inşaatı yaparken Rize'de şu anda çok cüzi miktarda. Bu Salarha kentle beraber neden TOKİ'nin Rize'de inşaat yapmasına izin verilmiyor? Bu çok önemli. Şu anki belediye başkanının müteahhitlikten gelmesi ve belediye enzümen üyelerinin birçoğunun müteahhit olması acaba TOKİ'yi birileri engelliyor mu? Rize'de inşaat yapılmasından dolayı ilk yapacağımız iş birinci gün Salarha Kent projesi, yani Salarha merkezden Aron dediğimiz mevkiye kadar, Salarha tünelinin çıkışına kadar ortalama 30 bin adet daire inşaatı düşünüyoruz. Kooperatifleşme şeklinde. Burada bir parantez açmak istiyoruz. Bu kentte sadece Rize Belediyesi işçileri şu anda örselenen 17-18 milyarla Türkiye'deki en ucuz iş gücü olarak kullanılan, belediyelerde en ucuz iş gücü olarak kullanılan işçilerimize birer daire sözümüz var. Bir de hiç evi olmayan arkadaşlara birer daire sözümüz var. Onun dışındaki tabii tekrardan diğer halkımıza minimum para karşılığı veya değeri karşılığında dağıtılacaktır. Bu bizim Rize'mizin niye vazgeçilmez projesi? Çünkü Rize'miz 25 yıldır mevcut iktidarla yönetiliyor. Ve bu iktidar döneminde ne yazık ki nüfusumuzda herhangi bir artış görmedik. Eğer bir ilin nüfusu artmıyorsa demek ki gelişmiyor. Gelişmiyorsa da yerleşim alanlarının darlığından dolayı. Çünkü insanlar dışarıdan buraya yerleşmeye geldiği zaman burada 15 milyar verdiği kirayı Yozgat'ta 1500 lira. Memur geldiği zaman ne yapıyor? Bir ev tutsak 15 milyar ama Yozgat alternatifi Rize'yi otomatik olarak ne yapıyor? Tercih etmiyor. Niye? 15 milyar yerine 1500 lira yetinecek. Şimdi Rize'mizin önünü ilk Salarha Kent projemizde açacağız. Ve daire oturum alanı sorununu ortadan kaldıracağız Rize'de. Şimdi belediye başkanı olduğunuzda sosyal anlamda özellikle öğrencilere, kadınlara, emeklilere ne gibi hizmetler veriyorlar? Şimdi öğrenci zaten sosyal demokrat bir belediye tabanı olduğumuz için ve bu belediyeciliğin bütün örneklerini Türkiye'de görebiliriz. Parti ayrımı gözetmeden. Parti ayrımı gözetmeden bunu ortaya koyabiliriz. Ve bunun çok güzel örnekleri var. Eskişehir. Bu bize öğretilmiş olan, yani geleneğimizde olan bir şey. Kadın, öğrenci ve kişi hiç önemli değil. Bizim burada ana temel noktamız şu. 7/24 yaşayan, ruhu olan kişiye, her kişiye, düşünceye eşit mesafede özgürlüklerin şehri Rize için hep beraber maviye oy vermemiz gerekiyor. Niye vereceğiz? Bir Eskişehir olabilmek için vereceğiz. Birey, özellikle bayan bireylerimiz. Şimdi orada sizin bayan kadınlar üzerinde gece saat 3 kadın sokağa çıkabilecek. Kafasında hiç düşünce olmayacak. Yani ben sokağa çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım? Yani özgürlüklerin şehri. Şimdi bina yapabilirsiniz. Şu anki iktidar da yapmış. Rami Bey Rize'nin merkezini komple değişti. Binlerce bina daha yapabilirsiniz. Rize'yi komple yıkıp yeniden de yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan ruhu. Yani Rize'nin şu anda bir ruhu yok. Bir özgür ruhu yok. Bu özgür ruhu yeniden ortaya koymamız lazım. Bu özgürlükleri tanımamız lazım. Tabii bu da sosyal alanlarla beraber gelecek ama önce ilk yapacağımız iş Rize'yi ucuzlatmak. En önemli nokta.
belediyede kısa, orta ve uzun vadede neler yapmak lazım? Şimdi kısa ve uzun vadede dediğimiz gibi ilk Salahra Kent projesiyle bir numarayla başlayacağız. Onun dışında da sosyal belediye zilini yapması gerek. İşte belediye market projesi, halk ekmek fabrikası, işte konutlarda su, biliyorsunuz Rize hemen hemen Türkiye'nin en pahalı suyun merkezi olan Rize en pahalı suyunu içiyor. Ondan sonra yemek ve aşevleri. Bunlar bizim zaten bir önceki dönem milletvekilim dönemimizde de sözlerimizdi. Ondan sonra öğrencilerimize derslik, ücretsiz eğitim. Yani ders almaları. Özellikle üniversite öğrencilerini, yani daha doğrusu üniversiteyi kazanma oranını çok yükseltmemiz lazım. Rize çünkü bu konuda çok geride. Yani haddinden fazla geride. Neredeyse Türkiye'nin böyle yani sonlarını oynayan bir il. Üniversite sayısını artırmamız lazım. Ama tabii burada dikkat etmemiz gereken şey, üniversite sayısını artırırken, tamam mı, kaliteli. Şimdi biliyorsunuz her köşe başında 3 katlı 5 katlı üniversiteler var. Ne yazık ki sistemin son dönemde götürdüğü çöp olan yerler. Yani bir kişinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi veya İstanbul Üniversitesi kazanması farklı bir şey. İstanbul'da 3 katlı bir yerde hiç üniversite denmeyecek dersliklerde üniversite öğrencisi olması farklı bir şey. O kaliteyi de yakalayıp öğrencileri yukarı çıkarır. Bir de uzun vadede mobilya kent. Şimdi ahşaba, ağaca yakın bir yeriz. Ama ahşap ve ağacın üzerine herhangi bir sanayimiz yok ne yazık ki Rize'de. Zaten çay sanayi haricinde bir sanayimiz de yok. Bu mobilya kent projemizi ilk olarak hemen başlayarak mobilyacı arkadaşlarımızı bir araya toplayıp merkez yapacağız. Yalnız sadece Türkiye için değil. Çünkü bize açılan bir kapı var Batum. Yani buradan Gürcistan ve arka taraf yani diğer Özbekistan'da, Türkmenistan'da vesaire bu pazara. Çünkü biliyorum mesleğin içinden gelen bir arkadaşım. Adam Batum'dan kalkıyor Samsun'da mobilya yaptırıyor. Bursa'da mobilya yaptırıyor. Ankara'da mobilya yaptırıyor. Ama Rize'yi es geçiyor. Trabzon'da bile yaptırıyor. Ama Rize'yi es geçiyor. Aslında ilk çalması gereken komşu. Bizim kapımız. Ama ne var? Sanayimiz yok. İlk ne yapacağız? Hemen mobilya sanayimizi kuracağız. İlk yapmamız gereken. Ha buna dayanarak tabii onun yan sanayi fabrikalarını da Rize'ye merkez olarak çekmek zorundayız. Peki başkan, şu an şehre bakıyoruz. Dağın dibine sıkışmış bir şehir, kentimiz var. Siz bu kenti yukarıya doğru açmak için ne gibi projeler? Kesinlikle açmayacağım. Salarha Kent projesi. Salarha Vadisi'ni hep beraber biliyoruz. Dümdüz. Şimdi baktığımız yerde şu oturduğumuz dağ Şahin Tepesi denen mekanda arkadaşımız da sağ olsun bize açtı bugün mekanı. Şahin Tepesi'nde şu anda sizle röportaj yapıyoruz. Burada bina tutturma veya bina oturtmanın maliyeti Salarha'da dümdüz bir arazide maliyetin hemen hemen 3 kat. Şimdi burada satacağın daire atıyorum 1500 lira ama Salarha'da o daireyi 500'e satarsın. Çünkü maliyet 1/3. Ha tabii ki geriye doğru genişleyecektir şehir. Orada zaten sen istesen de tutamazsın. Ama geriye doğru genişlerken, bu pahalılıkla beraber genişlerken ama daha bütçesi uygun dairelerde, yaşam alanlarında insanların da sürmek zorundayız. Şimdi Memleket Partisi gelir parti. Belediye başkanı seçildiğinde partinin vizyonunu belediyeye yansıtabilecek misiniz? Partinin vizyonunu belediyeye yansıtabileceğiz mi? Bir kere kişisel olarak diyorum, yani ben kişilik olarak diyorum. Çok öyle merkezden emir alan bir tip değilimdir. Biz öncelikle Rizeliyiz ve Rize'nin ruhuna uygun bir şehir yaratmak veya ortaya koymak zorundayız. Şimdi evet, Sayın Başkan, tabii sorularla başladık da ben bir dedim ki sizi tanıyalım. Atilla Kahyan nedir? Eğitimi, siyasi geçmişi,
kısa genel bir... Atilla Kaya 19 Mayıs matematik. Ondan sonra Rize'de esnaf. İşte bulunduğumuz mevkinin aşağısında Pehlivan Mahallesi denen bir mahallemiz var. Orada doğmuş. Bütün geçmişi 300-400 yıllık Rizeli. Yani Rize'nin öz evladı. Sadece üniversite hayatı haricinde hiçbir zaman Rize'den çıkmamış. Rizeli için, Rize için yaşayan bir insan. Evet. Peki ben şunu soracağım. Ne soracağım? Şimdi ana muhalefet partisi var, mecliste olan muhalefet partileri var. Rize'de de bir tepki oy var ama ana muhalefet varken neden muhalif olarak sizi oy atsınlar? Çok güzel bir soru. Niye de bize oy atsınlar? Çünkü şurada partiler için büyük şehirlerden beklentileri var. Biz oradan yardım alacağız diye. Biz üçüncü yoluz. Bizi A, B, C partisi ilgilendirmiyor. Genel başkanımız dedi. Biz üçüncü yoluz. Farklı düşüneniz. Farklı bakanız. Biz onlar gibi baksaydık zaten orada siyaset yapardık. Niye burada olalım ki? Tamam mı? Farklı bir siyasi partiyiz. Farklı bir kişiliğimiz ve kimliğimiz var. Çünkü çıktığımız zaman biz onlar gibi olmayacağız. Şimdi bize en büyük eleştiri muhalefete niye muhalefet ediyorsun? Ya kardeşim muhalefete tabii muhalefet edelim. Muhalefet adam gibi muhalefet etmese ben de muhalefete muhalefet ederim. Hem iktidara muhalefet ederim hem muhalefete. Niye? Muhalefet çünkü şu anda ülkede gereğini yapmıyor. Şu anda Rize'deki muhalefet de muhalefet gereğini yapmıyor. Dün akşam şimdi bir belediye başkan adayı konuşuyor, açıklama yapıyor. Efendim işte Rami benim kardeşim, öbürü benim akrabam, bilmem ne. Ya kardeş, o ki Rami senin kardeşindi, öbürü akrabandı, öbürü amzanın oğluydu. Sen daha niye geldin buraya belediye başkan adaylığı koydun? Koyma. Koyma o zaman. O ki onlarla aynı fikirdesin, aynı çizgide ve konjüktürdesin. Biz Rize'ye hizmet için gelmişiz. Kardeş geldiğin yer zaten belli. Bir partinin genel merkezi. Hizmet edeceksen oradan et. Buradan neyin hizmetini yapacaksın? Burada hizmet yapacaksan Rami'ye muhalefet ederek hizmet yapacaksın. Şimdi olan iktidara muhalefet yapmadan veya yeni bir proje ortaya koymadan neydi? O benim akrab. Böyle bir şey olmaz. Biz üçüncü yoluz. Bunu her zaman dedik. Dün dedik, bugün de diyoruz. Farklı olan biziz. Yani bak bu kadar basit bu. Peki şu an biliyorsun belediye meclisi canlı yayınlanmıyor. YouTube'da ben sadece bir tane görüntüye denk gelebildim. Varsa da bilmiyorum farklı ama genel düşünce yok. Video hiçbir şey yok. Sizin döneminizde belediye meclisi canlı yayınlanabilecek mi? Kesinlikle hesap verilebilir. Şimdi orada bir hesap verildi birlikte şöyle bir duralım. Daha önce de ben bazı siyasi partilerde bulundum, yönetimlerinde bulundum. En büyük muhalefetin hani muhalefet ettiğimiz şey, iktidara zaten hesap verilirlik diye bir kavramı yok. Ama muhalefetin de hesap verilirlik diye bir kavramı yok. Yani bir il başkanı üyesine hesap vermiyor. O buna hesap vermiyor. Belediye ona hesap vermiyor. Şimdi bunların toptanını kaldırmak için biz varız. Biz herkese hesap vereceğiz kardeşim. Belediyenin kapısı olmayacak. Vatandaş gelecek, çalacak. Çalmadan içeri girecek. Yani ve ne alınmış, ne verilmiş, kime ihale edilmiş, kim almış, kaç liraya almış, kaç liraya vermiş. Belediye işçisiyle beraber mi? Onunla beraber her şey tek tek her gün canlı şu gördüğünüz Rize'deki büyük panolarla beraber yayınlanacak. Sen şeffaf olmadığın sürece zaten doğru yönetiyorsun diyemezsin. Şeffaf değilsin. Şu anda Rize Belediyesi hiç seçildiği günden ilk 3-4 ay haricinde o gün bugün meclis topladığı yok. İki tane meclis üyesi orada oturuyor. Bütün meclis üyelerinin yerine imza atıyorlar. Katılmadıkları toplantının parasını alıp cebine koyuyorlar. Tamam mı? Orada bir nasıl diyeyim ben yaptım oldu şeyi var. Böyle bir belediye yönetilmez zaten, yönetilemez. Bu ne olur? Bu olur. Rize'nin merkezine 3 tane bina tıkarsın ama Rize'nin ruhu yok. Başka bir şey olmaz. Orada muhalefetin de meclis üyesi var bir tane, 25 yıl sonra çıkmıştı. Siz de galiba o dönemde o seçim sürecinde seçilmesine katkı sunmuştunuz değil mi? Peki o sizce ne yapıyor? Hiçbir zaman katkı sunmadım. O dönemde de katkı sunmadım. Onaylamadım. Bugün de onaylamıyorum.
zaten hiçbir şey yapamayacağını o gün o günkü parti yöneticilerine de söyledim ve muhalefetimi de herkes bilir. Sorabilirsin geriye doğru bir gazeteci olarak. Atilla Gayan bunu onayladı mı onaylamadı mı? İspat oradadır, onaylamadım. Hatta o günkü belediye başkanı adayını da onaylamadım. O listeyi de onaylamadım ben hiçbir zaman. Çünkü düzgün bir liste değildi. Kafa kol ilişkileriyle, o bu, APAP ilişkileriyle bir liste oluşturulmaz. Listeyi partiye çalışan insanlarla beraber oluşturuz. Onun için üçüncü yoluz, hepsine muhalefet ediyoruz. Peki ben bir de şunu soracağım. Gece kadınlar saat 3'te dışarı çıkamıyor dediniz. O zaman ben size gerçek bir soru soracağım. Sizin belediye başkanlığı döneminizde eşiniz, kızınız gece saat 3'te dışarı çıkabilecek. Çıkabilecek. Bu garantisini gerçekten verebilir. Vereceğiz. Niye? Eskişehir örneğimiz orada. Sosyal demokrat belediye. Bak ben sana en basit bir örnek vereyim. Bize bir göç veren bir şehir. Göç alan bir şehir konumuna getiremediler Rize'yi. 25 yıllık iktidar göç aldıramıyor Rize'ye. Bu sene artış, nüfus artışı 5000. O da Gündoğdu ilçesini buraya katmışız biz. Yani eklemişiz. İlçe eklemişiz. Tamam mı? Buradan bir adam atıyorum emekli oldu. Vatandaşımız. Samsun'a taşınmaya karar verdi. Samsun'a ilk baktığı zaman kağıdı alıyor eline. Nereden daire bakıyor ve yer bakıyor? Atakum Belediyesi. Niye Atakum Belediyesi'nden bakıyorsun? 80'den bu tarafa iki kez sağ geldi oraya. Onun dışında hep sol yönetti. Tamam mı? Orada da öğrenciliğim döneminde 6 yılım geçti. Ve oradaki belediyeciliğe de ve sosyal demokrat belediyeye de destek vermiş olan bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Niye Samsun'da bir ilk adım belediyesine gidip taşınmak istemiyorsun? Yıllardır MHP yönetiyor. Veya merkezde veya aşağıda veya herhangi bir ilçede. Direkt niye buradan çıkarken Atakum? Niye? Gece saat 3'te kızlarımız sokağa rahat çıkabiliyor. Niye? Atakum'un özgür ruhu var. O ruhu kim oluşturdu? Bizler oluşturduk. Şimdi burada da sosyal dönüşümü o şekilde yapacağız. Önce Rize'ye ruh katacağız. Şimdi öyle bir davetimiz yok. Onu bir kere koyalım. Bizim ilkelerimiz belli. Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimiz. Bitti. Bunu tartışmaya falan gerek yok. Ha, öbür taraftan sadece yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmek anlamında demiyorum. Dün AK Parti'nin Diyarbakır'da megri dünyanın en çok tanınan ikinci PKK'lısıyla beraber halay çektiğini gördük. Ha, bugün o ona Salahattin Demirtaş'a selam gönderiyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Bunlar sadece Kürt seçmeni konsolide etmek, oradan biraz oy çalabilmek. Yani bunun bir samimiyeti olduğunu, bir altyapısı olduğunu ben kendim de tasvip etmiyorum. Ama Kürt seçmeni oyunu alabilmek için bu tür şeylerde, müdahalelerde hem AK Parti bulunuyor, hem Cumhuriyet Halk Partisi bulunuyor. Yarın öbürsün yani belki de sırf iktidar için her şey yapılabilir ama biz öyle değiliz. Biz samimiz, üçüncü yoluz. Öyle bir derdimiz de yok. Peki Sayın Başkanım, bir şey soruyorum. Rize turizm kenti olma yolunda ilerliyor. Siz belediye başkanı olduğunuzda turizmle ilgili nasıl projeler veriyorsunuz? Şimdi Rize turizm kenti olmak yolunda ilerliyor. Nerede ilerliyor? Tünel ve ötesi dediğimiz kavram var ya, pazarda ilerliyor, Ardeşen'de ilerliyor, Fındıklı'da ilerliyor. Merkezde ne yapıyoruz? Bak adam uçağa biniyor, geliyor, havalimanından iniyor, direkt Haydere çıkıyor. Rize merkezi tanıyor mu biliyor mu? Yok, merak bile etmiyor. Niye? Kimse reklam etmemiş ki şehrimizi. Şimdi burada ne yapacağız şimdi? Ufak tefek Rize'ye dokunuşlar lazım. Şimdi bunlardan bir tanesi projelerimiz arasında zaten. Dağbaşı mevkiinden Sırakoz mevkiine sadece yayaların ve motorsuz taşıtların yani bisikletlilerin kullanabileceği bir parkur güzergah. Biz sadece deniz kenti değiliz, dağ kentiyiz aynı zamanda. Şimdi şu olduğumuz ortamı ben en az 50 tane misafirim getirdim. Buradan şu manzaraya bakan adamın aklı bitiyor. Tamam mı? Ama biz turiste ne diyoruz? Sen git sahilde bir tur at, Rize'nin içinde bir tur at git. Hayır. İnsanları dağ başına taşıyacağız. Yaya olarak dağ başından Sırahoz mevkiine kurduğumuz yeni yaya yürüyüş yoluyla beraber Rize'yi yukarıdan görmelerini sağlayacağız. İki, bizim deniz turizmimiz var. Ne yazık ki 80'den bu tarafa gelen her iktidar, buna Anavatan Partisi dahil olmak üzere, denizi öldürebilmek için, deniz turizmimizi öldürebilmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Kum toplama havuzları yani denize T bile yaptırmadılar.
Bu halen daha aynı mantıkla devam ediyor. Denizimizi turizme atacağız. Bu iki. Üç. Şurada bir yat limanı var. Eğer Hüseyin kamerayı biraz çevirirsen veya... Evet. O yat limanı bakın kaç yıldır orada? İki gazeteciniz şimdi soruyu ben sorayım size. Kaç yıldır orada o yat limanı? Aynı şekilde duruyor bakın. Kayalar üst üste yığılmış duruyor. Niye duruyor? Sorunu ne yat limanın? Şunu düzleyip üstünü yüzün betonlayıp veya ona bir T daha açıp üstüne restoranları koyup güzel bir restoran zinciri oraya oluşturulamaz mı? Turizme ne kadar şey yapsa? O yat limanı niye halen daha duruyor? 25 yıldır o yat limanına niye start verilmedi? Ve bundan 2 yıl önce Karadeniz'e, Ege'den gelen yatlar Gündoğdu Limanı'ndaki barınağı çekti. Ve şeyi açıyorlar Google'u. Google'da şurası yat limanı gözüküyor arkadaşlar. Google'da şurası yat limanı gözüküyor. Yani atıyorum Fransızın biri dedi ki ben Karadeniz turu yapacağım yatımla. Açtı Google'u. Burada Rize'de yat limanı var. Bastı gaza adam. Yelkenlisini, teknesini gazına bastı. Gelecek Rize'de ikametgah edecek. Gelip bakıyor yat limanı yok. Üst üste yığılmış kayıpsa. 25 yıldır duruyor. Ta ANAP'tan beri. Yani koskocaman iktidarın şurayı yapma gücü mü yok? Ya o da bir tarafa, yani bu iktidar Rize'ye de ihanet etmiştir. 25 yılda Rize yeniden yapılıp, yıkılıp yeniden dikilebilecek pozisyonda gelmiştir. Ya 20 yılın sonunda bize havaliman reva gören bir iktidarla karşı karşıyayız ya. 20 yıl sonunda. Daha ilk 5 yılında yapması gerekiyordu turizmin gelişmesi için. Şu anda şu gördüğünüz sahanın tamamı bungalovdu. Devam. Geçen sene havalimanı, Trabzon havalimanını kapatamıyor arkadaşlar. Pistleri çökmüş, kaza yapma riski %100. Trabzon havalimanını kapatamıyorlar. Adamlara diyorlar ki Trabzonlulara ya 6 ay şeyi kullanın da Rize'yi kullanın. 6 ay kullanacak buraya. Biz yıllarca 20 yıl Trabzon havalimanını kullandık. 6 ay diyor şeyi kullan. Rize havalimanı. Trabzon ayağa kalktı. Bana diyor yeni havalimanı yapacaksın. Yani olan havalimanını geliştirip düzleyip Trabzonlulara bir yıl sonra veya 6 ay sonra tekrar geriye verecekler. 6 ay diyor sen Rize. Ya geçen sene 100 tane Arabistan'dan şuradan buna turist uçağı indi. Bize 2 tane reva görmediler. Yani böyle bir iktidar Rize'yi yönetiyor ya. Aslında yönetmeye bile yani dilim varmıyor ama daha da bir şey demek istemiyorum. Yani bu yani yönetiyor mu yoksa öyle oyalıyor mu ne yaptığı belli değil yani. Ben bir de sokakta dolaşırken şunu duymuştum. Özellikle denizde keçisine bahsetmiştiniz. Özellikle kadınla denizde buluşmasın veya denizde bir kere daha sosyal bir şehir olmasın diye buradaki cemaat ve tarikatların baskısıyla bir lobi oluştu. Şu anki belediye başkanı geçen sene burada bir konser verdi yıllar üstüne. Bak Halil Bey geldi gitti. Konser görmedi Rize. Peşinde bir tane daha geldi. Neydi ismi? Reşat Bey geldi gitti. Konser görmedi Rize. Yıllar üstüne biraz eğitimci kimliğiyle biraz artık çocuklarla barışık olduğu için hadi bir konser verildi. Öbürsü cemaatler askası şu anki belediye başkanı yiyecektiler. Hatta şu anda aforoz edebilmek için şu seçimde elinden gelen her şeyi bile arkasında ne oyunlar döndüğünü ben çok iyi biliyorum. Rize'yi şu anda cemaatler yönetiyor. Devlet filan yönettiği yok. Ondan dolayı ruhu yok. Öyle bir lobi var diyorsun. Var tabii. Ya siz aynısını yaparsalar ne olacak? Kim yapabilir ya? Öyle bir hamam var. Ona yaparlar tabii. Ona mahkum. Ben ona mahkum değilim. Mustafa Kemal'le sıkıntısı olan adam bana oy vermeyecek. Ben ondan, o cemaatçiden oy istemiyorum. Vermesin zaten. Lazım da değil. Hani o cemaatleri yönetenlerden oy filan istediğim yok benim. Bana lazım değil kardeşim. Alsın nereye veriyorsa oyunu oraya versin. Çünkü bizim kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal. Bitti. İlerisi içerisi yok. Bilmem ne cemaatin lideri gelecek de bana oy vermiş. Verme kardeşim. Lazım değil oyun mu? Niye? Senin bu milleti getireceğin nokta belli. Sana göre yaşamak zorunda değiliz biz. Biz ruhu olan bir Rize'yle yaşamak istiyoruz. Ruhu olmayan, ruhsuz bir Rize'yle herkesin köşe başlarında saat 8'den sonra Rize'nin sanki kilit vurulmuş gibi hiçbir sokağında doğru düzgün insan olmayan bir şehirde ne yapacağız biz? Ondan sonra geliyorsun doktor burada durmuyor, profesör burada durmuyor, memur durmuyor. Herkes kaçmaya da et. Kaçar tabii kardeşim ya. Akşam 7'de vur kiliti Rize'ye kış günü hem de oh. Ondan sonra memur durmuyor. Affedersin adam gidecek sahilde alkolünü nereden alacak? Alkol alacağı yer yok. Eğlencesini yapacak? Eğlence yapacağı yer yok.
Batum'a gidecek mecbur. Gitti. Yılbaşı akşamı 70 bin insan Rize nüfusuna kayıtlı 70 bin kişi Batum'a yılbaşında eğlenceye gitti. Ortada. Al kayıtlar ortada. Gidip bakabilirsiniz. Bu arada biz de Fındıklı'ya gittik kısıtlı bir alanda. Şunu soracağım. Orada belediye ücretsiz bir şekilde konserleriyle, mecik yurtluğu, ücretsiz insanların getirdiği yemekleriyle böyle bir dayanışma içerisinde yılbaşı kutlanıyor. Ben 2-3 yıldır gidiyorum. Sizin döneminde böyle bir şey gerçekleşti mi? Herhalde gerçekleşsek ya. Bir konser ne ya yılbaşı akşamı şu insanlara? Bir konseri mi şey görüyorsun ya? Nerelere neleri harcıyorsunuz? İsraf zaten diz boyu nereye gittiği belli değil. Kime hesap verdiği yok. Hesap verililik yok. Yani altı üstü bir sanatçı getirip Rize'ye yılbaşı akşam bir konser verdirtemedin yani. Sanatçı da gerek yok. DJ olsa gerek yok. Ya o da olur. Yani ayrı da ama bir sanatçı da onun şeyi tuzu biberi olur yani. Olsa iyi olur. Olsa da iyi olur yani. Cumhuriyet dedik bu arada şunu sormak isterim. Burada Cumhuriyet 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Ocak sanki böyle formaliteden kutlanıyor gibi. Ben katıldım. Gerçi en son 29 Ekim'de yürüyüş oldu ama o da sanki Atatürk'süz bir Cumhuriyet kutlaması gibi oldu. Sizin dönemizde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizde nasıl olacak? Rami Metin. 5 yıldır belediye başkanı. 5 yıldır az buçuk da hemen hemen her 19 Mayıs, 23 Nisan vesaire şu bu anmada meydanda saygı duruşunda beraberiz. Sizlerle beraberiz. Oradasınız sizler de. Evet. Hangisine katıldı? Hiçbirine. Ya neye yanıyorum biliyor musun? Cumhuriyet almış. Seni Rize'nin bir mahallesinden çıkarmış. Götürmüş. İlkokul okutmuş. Ortaokul okutmuş. Lise okutmuş. Üniversite okutmuş. Sana bir öğretmen kimliği vermiş. Ya, bu öğretmen kimliğinle sen gelmişsin Rize'de. Siyaset yapmışsın. Seni belediye başkanı yapmış. Ya işte. Yani şeyin yoksa, ahdın yoksa vefan var ya. Bu cumhuriyeti kuran sana o hakkı, o şansı tanıyan adama en azından gelir orada bir saygını gösterirsin. Yani bir saygını göster. O bile yok. O bile yok. Öncekiler geçen bir sohbette şey... Onlar da yoktu. Onlar mesela mesajda bile geçmiyor. Sohbette en azından burada geçiyor dediler. Sayın Başkan, herhalde klasik bir sorun var. Unutmadan soruyorum. Mevcut belediyenin, belediye başkanının, yani belediye dahil aklınıza gelen her şeyin noktasında yaptıklarından maddi, manevi, olumsuz 3 madde nedir? Olumlu 3 madde nedir? Varsa sizin için. Önce olumludan başlayalım. Merkezde yapıp, yıkıp yeniden yaptığı binaları olumlu olarak destekliyorum. Zaten yarın seçilirsem de o kaldığı yerden ta Çaykur'a kadar Cumhuriyet Caddesi'nin o aradaki bütün binaları yakıp aynı mimariyle tekrar yeniden yapacağız. Ama yerinde yap mantığıyla yapacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Herkesin metrekare olarak ne düşüyorsa hakkını aynı şekilde geri vereceğiz. Yani dairesiyse adam dairesi, dükkanıysa dükkanı. Rami Bey'in daha iyi yaptığı ne olabilir? Vallahi çok da bir şey yok. İkiye geçme şansım yok yani. Olumsuz olarak nitelendirdi. Turizme hiç destek vermiyor. Sıfır. Şu anda Rize turizm cenneti olması lazım. Gidip merkeze, yani Cumhurbaşkanlığına bastırıp buraya uçak inmesini, yeniden Arap turist gelmesini vesaire şu bu. Turizm alanlarını daha çoğaltmasını, genişletmesi lazım. Ha, birkaç tane sosyal tesis yaptı, hakkını yemeyiz. Ama yeterli mi? Değil. Artıracağız. Bir de Trabzon'da her neredeyse ya Vakıf Kebir'de bir Trabzonlular bir teleferi kurdular. Daha çalıştığını ben görmedim. Ya o Trabzon yani o teleferi oraya niye koydun? Götürüp bize merkeze koysun. Ve burada bir şey daha söyleyeyim size. Halil Başkan döneminde en çok bu teleferik işini Halil Başkan şey yaptı. Dillendirdi. Rizeli'nin aklına soktu diyelim. Biz de zannediyoruz ki Halil Başkan bu işin altyapısını kurdu. İşte AK Parti gelecek bir zaman sonra işte vesaire şu bu teleferiği yapacak. Şimdi orada iyi dinleyin buraya. Bütün Rizeliler dinlesin. Bu işte fikri ortaya atanın yaptığına bak. Türkiye'de bir ilçeye herhalde Akdeniz tarafında bir teleferik sipariş ediliyor. Teleferik de bildiğim kadarıyla İsveç veya İsviçre üzerinden yani geliyor buraya Çin malı falan değil. Bayağı bir mühendislik isteyen bir iş. Bu İsveçli arkadaşlar bu teleferi yapıyorlar. Getirip montajlarını yapacaklar Akdeniz bölgesindeki dediğimiz yere. Yalnız artık ne yapmışlar? Ölçüyü mü yanlış almışlar? Yapamamışlar? Ne yapmışsa teleferiğin oraya montajı imkanı yok.
O zamanki Halil Başkan dönemindeki MHP il başkanı, ismini hatırlayamadım. Zeki May. Doğru. Zeki May'de şöyle bir anekdot var. Gümrük'te bir arkadaşı var Zeki Başkan. Zeki Başkan'a bu şeyler olunca, bu teleferik işleri falan olunca bir yerde oturuyorlar. Bir muhabbetleri var. Bunun şahidi de var. 4-5 tane. Yani eğer itiraz ederlerse şahitlerini de çıkarırız ortaya. Onları da konuştururuz. Muhabbet eder ki ya diyor, bizim belediyenin de bir niyetine hepimiz Rizeliyiz. Yani Zeki Başkan MHP'li olabilir. Ben Memleket Partili olabilirim. AK Partili olabilirsin. Saadetli olabilirsin. Refahlı olabilirsin. Hiç değişmez. Rize için bir taşı kaldırıp öbür taşın üstüne koyan bizim için artı bir. Neyse, diyor ki Halil Başkan'a. Telefon ediyor bizzat kendisi. Ya diyor Halil Başkan, böyle böyle. Bir teleferiğimiz var. Gümrükte kalmış. Bunu adamlar geri getirmek istemiyorlar. Teleferiğin maliyeti atıyorum 1 milyon. Bize bunu 500'e bırakıyorlar. Sizin de bir teleferik projeniz var. Bu teleferiği alalım biz bu gümrükten. Halil Başkan ne diyor biliyor musunuz Zeki Başkan? Onu Zeki May'e de sorabilirsiniz. Tamam mı? Direkt ona şey diyor. Sakın diyor kimse duymasın. Anlatabildim mi? Yani Rizeli'nin hali bu. Yani Rizeli'nin geldiği nokta burası. Yani altı üstü bir teleferik yarı fiyatına bulunmuş. Halil Başkan ne diyor fikri ortaya atan? Sakın diyor Rizeli duymasın. Evet. Tamam. Çok güzel. Sayın Başkan, Cumhuriyet'ten bahsettiğim projelerden son olarak böyle insanlar da zaten bunu onaklanması için Rize'de size neden oy versin? Bir tarafta iktidar, bir tarafta muhalefet var. Kısa bir şekilde açıklarsanız zaten videoda izleyecekler. Tamam. Rize'de zaten bize niye oy verecek? Rize'nin ruhu olsun diye oy verecek. Ruhsuz bir Rize'den ruhlu bir Rize'ye geçeceğiz. Bir. İki. Buradan Rami Metin'e söylüyorum. O üniversiteden yeni mezun olmuş öğretmen sanmasın Rizeli belediyesindeki işçileri 3-5 kuruşa çalıştırıyor ya dershanesinde. O Rize Belediyesi işçisi. Ha bugün belki sindirmiş olabilirsiniz sendikalılığı. Bastırmış da olabilirsiniz. Ama o işçidir. İşçi nerede örgütleneceğini çok iyi bilir ve yapar. Gereğini yapacağını işçinin biliyorum. İlk geldiğimiz dakika işçi ücretlerini bir kere düzenleyeceğiz. Rize Belediyesi işçisi. Bu sabah temizlik işçileriyle arkadaşlarla beraber sokakta merhabalaştık, fotoğraf çektim. O işçi kardeşim gereğin hakkını alacak. Artı Salarha Kent projesinden çekilisiz, kurasız, kooperatifleşme adı altında bir tane dairesini de alacak. Bu kesin. Daha niye Rizeli bize oy versin? Rize'ye daha çok turist gelmesini istiyorsa Rizeli bize oy verecek. Rizeli denize girmek istiyorsa bize oy verecek. Rizeli Havalimanı'na daha fazla yurt dışı uçak inmesini istiyorsa bize oy verecek. Rizeli İzmir'e, Antalya'ya, Adana'ya, Bursa'ya uçmak istiyorsa Rizeli bize oy verecek. Ne dedik? Biz üçüncü yoluz. Biz öbürlere benzemeyiz. Tamam da zaten sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Doğrudur. Evet, teşekkür ederim.